Belki hocam söyler. Yani bilmiyorum. Ne öğrendim? En azından bak Dilara, kulaklığı bir büyük sözü dinlemek gerekir. Yani herkes annesinin babasının sözünü dinlesin. Bu şekilde. Ben doktora da gideceğim zaten, psikoloğa. O şekilde yani. Pek fazla bizim konuşmak o zaman burada anlattıklarımıza hak verdin yani, değil mi Dilara? Şu ana kadar konuştuklarımıza hak verdin mi sevgili Dilara? Ya bizim konuşmamıza hak verdin mi diyor Dilara? Yani. Çünkü bizim neden biliyor musunuz? Haklı olmak değil. Hayır, benim amacım burada haklı çıkmak, işte Dilara bak sen hata yaptın diye bunu söylemek, senin yüzüne vurmak değil. Neden biliyor musun? Çünkü o kadar çok insan, genç kız maalesef evden kaçıyor ki. Ve sen o kadar çok şanslısın ki, çünkü sana sahip çıkan, arkanda duran dağ gibi babam var, Hasan Bey var. Yani herkes, her genç kız senin kadar şanslı olmayabiliyor. Sen Allah'tan hatanı anladın ve geri döndün. O yüzden genç kızlara vereceğin mesaj çok çok önemli Dilara. Evden kaçan, bu şekilde tuzağa düşen genç kızlara ne mesaj verirsin? Tuğçe söyler misin bu soruyu? Tabii uzun bir soru oldu ama. Sen yaşadıklarından ders aldın ve senin gibi evden kaçan kızlar varsa ne söylemek istersin? Bir şey söylemek ister misin? Yani geri dönsünler. Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Ben hep Aytül Hanım'a da, Orhan Bey'e de, Avukat Hanım'a da, hepsine teşekkür ediyorum, Didem Hanım'a da. Çok sağ olsunlar. Ben evimdeyim, mutluyum, huzurluyum. Bu şekilde ben daha fazla o konular hakkında da konuşmak istemiyorum. Kısa zamanda da zaten doktora gideceğim. O şekilde. Nezahat Hanım'a sorma. Nezahat Hanım duyuyor mu peki annesi? Bir de onun duygularını alayım. Sevgili Nezahat Hanım sürekli ağır ağıt yakıyordu. Evet, duyuyor şu anda. Yani, Nezahat ablacığım, Nezahat ablacığım mutlusun herhalde, duyuyorum. Değil mi canım benim? Evet. İlk seni aradığında evet, ne Didem konuştunuz? Olmuş, sağ ol, teşekkür ederim. Ne çok konuştunuz? Seni arıyor ya. Ben mi? Ha, ne konuştunuz kızımla? İki, Didem'in an mı? Dilara'yla mı? Dilara'yla arıyor ya seni. Dilara'yla mı? Ne dedi sana? Evet, Ayşe Nur'la konuşmuştu. Dedi ki, anne, anneme telefonu ver. Demiş ki, annem benimle konuşur mu? Bu da demiş ki, Astur anneme vereyim, konuşur mu? Dedim ki, anne, Ayşe Dilara aradı da seninle konuşmak istiyor. Dedim, ver, bir konuşayım. Bakayım çocuk ne sıktı ama bir telefon aldım. Nasıl ağlıyor? Anne, bu gece seni rüya gördüm. Ne? Duygulandım, çok özledim. Ben burada durmak istemiyorum. Geri gelmek istiyorum. Ondan sonra da şey yaptı. Ne rüyası görmüş? Ağladı. Kız dedim senin sorumun, sonu sorumun nedir? Ne ağlıyorsun? Dedi ki anne çok duygulandım. Senin sesini işittim. Çok üzüldüm. Çok merak ettim de ama ben burada durmak istemiyorum. Dedi ki sonra seni ararım. Dedim ki akşam oldu ya ki aramadı ya. Dedim ki gece niye aramadı? Diyecektim Ayşe Nur'a bir ara. Bu neydi? Bu beni diyecektik annemi gene arayacaktım ama aramadı. Zaten biraz sonra 2 saat sonra baktım şey aradı. O adam aradı. Şevket Bey aradı ki şeydir. Kızız gelmek istiyor gelin ben kızı göndereceğim arabayla da aracına da şey bulamıyorum bilet bulamıyorum ki göndereyim Dilara'yı. Geç saatte şey varmış bilet varmış babası da dedi ki siz yeter ki çocuğumu gönderin ben aracına ben uçağına gerekirse gelirim gerekmese ben minibüs tutup geleceğim kızıma kızımı getirmek için. Ondan sonra işte onlardan şey etti dedi ki tamam bu gece çıkarsız yola gelirsiniz. Sizin yarın saat 11'de çocuğunuzu teslim veriyoruz. Eşim bir de kaynım bir de kaynımın oğlu hepsi 3-4 kişi taksi tuttu gittiler. Allah razı olsun çocuğum da çıktı Taşdemir abinin karşısına. Eşimin karşı geldi ondan sonra sarıldı. Nerede aldınız? Duygulandı ağladı anne dedi ben orada Şevket, duramam. Bir dakika Şevket Elazığ'da. Bey. Hayır Şevket Beylerin evinden mi aldınız? Nereden aldınız kızı? Evet 2 kişi gitmiş evinden yani kapının önüne kadar gitmişler. Oradan da bu zaten hazırlanmış ya bekliyormuş. Telefon açmışlar ki geldiniz mi? Bunlar da demiş kapıya kadar geldik bizim çocuğumuzu çıkardı. Bunlar da zaten hazırlanmış çocuğum. Kalkmış Taşdemir abiye sarılmış ağlamış işte o numara var. Geldiler babasına amına nerede karşılaştılar orayı bilemem de. Karşılaşmıştı işte ağladı işte ben baba geleceğim. Babasından da çekinir ki babam bana kızar mızar mı nere? Dedim hayır hiç sana kızmaz hiçbirimiz kızmazdık. Geleceğine bakacaksın. O ne ki olaylar oldu oralar unutulan olacak hiç canlandırmayacak. Tabii ki. Nezahat abla. Şey olmamış. Nezahat abla. Bir hatadır. Herkes hata yapar. Şimdi hazırlamışlar derken kızı nasıl hazırlamışlar? Evet. Bir
Emrah da kapıya çıkmış mı? Hiç kapıdan çıkmıyor. Gerçi sürekli uyuyor da. Evet. Görmüşler mi Emrah'ı? Yok yok. Hiç kimse çıkmamış. Sadece herhalde Şevket Bey çıkmış dışarı. Bunları yolcu etmiş. Yolcu etmiş onları. Peki. Yolcu etmiş yani o adam. Evet yani Taşdemir ağabeyle beraber herhalde yola vurmuşlar. Bunlar da artık oradan gelmişler de daha nereye kadar gelmişler orayı bilemem. Peki Dilara'ya sorar mısınız? Çok bütün, sağ olasın. Allah razı olsun. Dur canım benim. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım. O kavuşma anını bir daha izleyelim. Sonra Dilara'ya iki sorum var. Bir kavuşma.